Merhabalar. İdrar söktürücü deyince aklınıza diüretik diye bir kelime gelmiyor. Ama diüretik su kaybettiren anlamında. Natriüretik de tuz kaybettiren. Aslında işin temelinde sodyum suyu takip ediyor. Ve böylelikle ikisi beraber atılıyor. Fakat bunun yanında potasyum da kaybediliyor. İşte bu potasyum kaybedilmesi oldukça sıkıntılı bir durum. Çünkü yorgunluk, halsizlikle başta olmak üzere özellikle tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine neden olabilmekte. Bu potasyum kaybıyla ilgili olan belirtiler. Yalnız potasyum kaybının tehlikeli bir tarafı da var. O da aritmi, yani çarpıntı ve oldukça kötücül aritmiler de yapabilir. Lasix ve aldaktonu biliyorsunuz. Aldakton özellikle potasyumu tuttuğu için ekleniyor. Bir de tansiyon ilaçlarında plus yazıyor. Plus az miktarda bir diüretik eklendiğinin göstergesi. Yani tansiyon ilaçlarında da bir miktar yardımcı olmak için diüretik var. Doğal idrar söktürücüler deyince kafeini ekleyelim. Kahve, siyah, yeşil çay, kola ve enerji içeceklerinde var. Ama şöyle bir liste hazırladım size. Bunlar doğal idrar söktürücü olarak kabul ediliyor. Çörek otu, alkol, gerek yok ona, kara hindiba, zencefil, maydanoz, ardıç, hibiskus, alıç, karpuz, kavun, 40 kilit otu, nar, ayrık otu ve amla otu diye bir ot varmış. Bunun gerçek Türkiye'deki karşılığını bulamadım. Bir de şöyle bir şey var. İdrar söktürücüyle vücuttaki ödemi atıyoruz ama böbrek taşında korunma konusunda da örneğin maydanoz özellikle öneriliyor. Ürologlar tarafından nar ve çörek otu da öneriliyor. Bunu da bir kenara koymakta fayda var. Yalnız asıl önemli şu nokta var. Bitkiler idrar miktarını %36 oranında artırıyor ama ilaçlar %286 oranında artırıyor. Dolayısıyla hafif ödem için ve hafif tansiyon için destek tedavisi olarak kullanabileceği söyleniyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.